Sevgili hobiciler, hepinize merhabalar. İyi akşamlar. Günün hangi saatinde izliyorsanız, belki gündüz izleyeceksiniz, belki sabah izleyeceksiniz. Biz akşam çektiğimiz için hepinize iyi günler dilemiş olalım. Bugün ana akvaryumumuzdaki ciklet balıklarımıza bir ziyafet çekeceğiz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Çiğ tavuk vereceğiz kendilerine. Güzel onların yiyebileceği bir kıvama getirdik. İnce ince doğradık. Tavuk sote. Bugün onlar için güzel bir ziyafet olacak. Ziyafete başlamadan önce şöyle genel onların durumunu şöyle bir sizlere de göstermiş olalım. Şu anda karınları da aç, heyecanlılar. İçerisinde bir imparator cikletimiz, portakal cikletimiz, bir erkek mapangamız, 2 adet green terrier'ümüz, albino zebralar, siyah zebralarımız var. Papağan cikletlerimiz var. 1 adet leopar vatozumuz var. Şuradaki mağarada saklanan bir de ters yüzen Çin çöpçümüz var. O şu anda gözükmüyor. Hepsi umarız güzelce yerler, afiyetli bir şekilde. Bakalım kızımla birlikte tavukları onlarla paylaşacağız. Kızım beslemelerini yapacak. Ben de sizlere çekimini yapıyor olacağım. Ufak ufak başlayalım isterseniz. Şimdi kapağımızı açacağız. Bakalım nasıl bir görüntü çıkacak ortaya. Evet, kızım Melis'le birlikte birazdan başlıyoruz besleme yapmaya. Melis'im sen de merhaba da istersen Merhaba arkadaşlar. izleyenlerimize. Şu an çok heyecanlıyım gerçekten. Evet, bir kere daha böyle bir deneyim yaşamıştık. Evet. İçerisinde o zaman Tiger Oscar'ımız vardı. Melis'in parmağını kapma gibi bir durum oldu. Daha yemi görür görmez suyun yüzeyine fırlayıp parmağından almıştı. Biraz aksiyonlu olmuştu. Şu anda Tiger Oscar'larımız bu akvaryumun içerisinde değiller. Ayrı bir alanda oldukları için sadece diğer ciklet türlerimiz var. Onlar pek fazla suyun yüzeyine çıkarak insanın elinden yem kapma huyları yok. O yüzden bugün öyle bir riskimiz de olmayacak. Evet Melis'ciğim. Şöyle tavuklarımızı da gösterelim. Bayağı miktarda bir tavuk var. Çok ince olacak şekilde onların yutabilecekleri, zorlanmayacakları şekilde bir doğrama yaptık. Bakalım umarız beğenirler. Yavaştan başlayalım istersen Melis'ciğim. İstersen Anladım. bıçağı ayıralım. Bıçak Tamam. risk oluşturmasın. Bunu nereye koyayım? Sehpaya Şuraya bırakabilirsin. koyayım. Tamam. Hadi başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Orada Kadife de kedimiz geldi. Kadife. Az önce miyavladı, onu zor tuttum. O da tavuklardan Baba pay atıyor. alabilir miyim diye düşünüyor. Atıyorum. Evet Melis'ciğim ben şöyle yerleşeyim. Atıyorum. Tamamdır, ben görüntüyü alıyorum. Atıyorum. Bakalım kim kapacak. Ben buradan göremiyorum. Ay gitmiyor. Heh. Gitti. Şu an tam net gözükmüyor ama biraz fazlaca verirsen Melis'ciğim daha net gözükecektir. Baba çok korkuyorum. Allah'ım. Çok Baba güzel. yine. Şu an afiyetle tüketmeye başladılar. Şunu alacağım. Parmağınla suyun içerisine de batırabilirsin Deniz. Baba çok korkuyorum. Yok yok, zarar vermezler. Şunu da alacağım. Papağan cikletlerimiz şu an kapıyorlar. Büyük parçalar halinde atarsan Melis'im daha rahat Tamam şunu yiyeceklerini. atayım. O zaman şunu atayım. Bu daha büyük parça. Hepsi birbirine yapışmış. Evet, bu büyük bir parça. Hem Hoppa. turuncu mudur, kırmızı mıdır hep onlar yiyor. Papağan Kadif. cikletlerimiz biraz oburlar. Öbürlerini atmaya çalışıyorum ama onlar kaçıyor gidiyor Kim bile. kaparsa artık hepsi zaten rahatlıkla kapacaklardır diye düşünüyorum. Evet, bu tarz beslemeleri ara ara yapıyoruz arkadaşlar. Normal yemlerini zaten veriyoruz. İyi çekilmiş yağsız kıyma, dana ciğeri, tavuk gibi onların seveceği, onlara protein olacak, lezzetli gelecek yiyecekleri de onlara sunuyoruz. Ara ara bitkisel ağırlıklı yemler, mesela salatalığı soyarak onlara sunuyoruz. Daha ziyade vatoz ve çöpçümüz çok afiyetli onları yiyorlar. Öbürü kapacakta mı izin Sağ olsun. vermediler? Atıyorum. Ay.
hep öbürleri yiyor. Ay şurada beyaz var, şunu atacağım. Kim aldı göremiyorum. Genellikle papağan cikletler daha hızlı ve atik davranıyorlar ama diğerleri de yiyor, ben şu anda gözlemliyorum. Parmağımı sokayım baba. Tabii olabilir, parmağına zarar vermezler. Allah'ım sana geliyorum. Ay baba, kalife ne yapıyorsun? Ay baba. Evet, yemlememiz devam ediyor. Ah, beyaz aldı. Gidiyor. Kadife de merakla şu anda izliyor tam yanında. Kadife. Kedimizin adı Kadife bu arada. Şu an çok sinirlendim. Bu arada bitiyor bak. Çok fazla da bu şekilde sıklıkla yemleme yapmayın arkadaşlar, sizler de deneyecek olursanız. Çünkü yağ oranı yüksek olan yiyecekler, filtrasyon sisteminizin çok sağlıklı olması lazım. Biz SAM sistemi kullanıyoruz filtrasyonda. Güçlü bir filtremiz var. Yani akvaryumun yağlanmasına izin vermeden filtrasyonumuz zaten temizlik işlemini yerine getirmiş oluyor. Hani gücü fazla yeterli olmayan iç filtreyle bu tarz bir çiğ gıdaların, yağlı gıdaların balıklarınıza verilmesi akvaryumunuzun tümüyle yağ tabakasıyla kaplanmasına sebebiyet verecektir. O yüzden riske atmayın. Sonrasında tümüyle bu kez akvaryumu temizlemeyle uğraşmak zorunda kalırsınız. Şu anda verdiklerimizin tümü zaten tüketiliyor farkındaysanız. Hiç yere düşmeden, zemine havada düşmeden kapıyorlar. Evet, havada kapıyorlar tabiri caizse. Daha sonrasında atıyorum oranı fazla ayarlayamamışsınızdır. Fazlaca onlara hani yemek yedirmek istersiniz. Doyduklarında zaten yemeyeceklerdir. Bu kez zemine düşmeye başlıyor ve zeminde kalanlar da tabii yağ salınımı yapmaya başlıyor. Bu sefer akvaryumumuzu kirletir. Şu anda hepsi zaten suyun içerisine girer girmez tüketiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada bitiyor. Evet, az önce gördüğünüz tavuklarımızdan eser kalmamak üzere hepsi tüketiliyor. Afiyetle yediler. Evet. Kadife de şu anda bir canavarca bir atlayış yaptı. İyi ki suyun içine girmedi. Çok tatlısın. Kadife de heyecanlandı. Akrobatik bir hareket yaptı. Ve bitti. Harika. Hepsine afiyet olsun diyoruz. Melis'e de çok teşekkür ediyoruz. Melis'cim çok teşekkürler katkıların için. Şöyle bir genel yine çekimimizi yapalım. Vatoza kalmadı bile arkadaşlar. Vatozda bakınıyor. Ne yapacağım ben, nereye gitti bu tavuklar diye. Ona birazdan kendi yeminden vereceğiz, dip yeminden. Çin çöpçümüz de aynı şekilde dip yeminden tüketecek. Diğer balıklarımız çoğunlukla azar azar da olsa hepsi tüketmiş oldu. Şuradaki balığın ağzında hala tavuk var. Yemeye biraz çalışıyor. Aç gözlü davranmış. Fazla kapmış, şu an yutamıyor. Birazdan ya bırakacaktır, diğerleri yiyecektir ya da o da yutacaktır. Papağan balığımız. Evet arkadaşlar, izleyecek olanlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Beğenirseniz seviniriz. Yorum yaparsanız yine mutlu oluruz. Kanalımızı da takip ederseniz çok çok daha mutlu oluruz. Hepinize keyifli, sağlıklı hobiler diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yakın zamanda tekrardan yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.